Aradım. Mesela o dönem bir menajeriniz vardı ve bunu birlikte mi karar aldınız yoksa siz siz mi kendiniz? Benim kararımdı. Ee, siz o da arkamda taşındınız. durdu. Evet o zamanki menajerim de hakikaten e, benim kadar deli ruhlu bir kadındı. Dolayısıyla ben böyle bir karar verdim ve ben gidiyorum dedim. Kimse gideceğimi düşünmedi bu arada. Ama gittim. Biz yıllarca onunla ama sizin işinize son verildi diye bildik. E tabii çünkü beklenen sonuç odur. Halbuki biz bunu birinci gün yapmıştık. Yani olay yaşandı ve ben bir yolu aradım ve böyle böyle ben boşanıyorum... Ee, gidiyorum, hani evliliğim bitiyor, dolayısıyla bundan senin haberdar olmanı istedim. Eğer bunun çocuklar duymasına zarar vereceğini düşünüyorsan, ben gidebilirim, çekilebilirim dedim. O da hayır, bir yere gitmene gerek yok. Bununla onunla alakası yok, o senin hayatın, burası senin işin dedi. Ama sonra o kadar çok baskı gelmeye başladı ki... ...saçma sapan bir hal almaya başladı. Orada biz kanal değiştirdik. Kanal değiştirilmesi zaten yeteri kadar zor bir şeydi. O konuda üstümüze yüklenildi. E, bir şekilde haber olmak da iyi bir şey ya. Deniyor ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Bence olur. Ee, Özellikle tabii, oyunculukta olur. Rahatsız eden bir şey. Bir kere böyle bir sebeple e, bu kadar gündemde olmak çok rahatsız edici. Dolayısıyla artık yeter sussunlar bana daha fazla karışmasınlar diye gittim. Yani bir oğlu ortak karardı. Bir ol ben daha fazla bu savaşı vermek istemiyorum. Çünkü bu seni de yoruyor. Gel daha fazla yorulmayalım. Hani dönelim gidelim. Deyip döndüm gittim. Ama tabii ki algının herkesin herkes tarafından kabul edilir tarafı tabii ki kovulmamdı. Onlara daha mantıklı geliyordu. Çünkü Zamanında o kadar büyük para kazanan, o kadar iyi reytingleri olan bir dizinin başrol oyuncusunun dönüp arkasının gitmesi kimsenin çok aklına yatan bir şey değildi. Ailem bile krize girdi. Nasıl yani bıraktın mı diye ben, evet. Kimse benim parayla satın alamaz dedim, çıktım işin içinde. Biz Tamer Bey'le bir program çektiğimizde demiştik ki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi Pınar'ın gitmesine izin vermem. Hala söyler hep söyler. O gün gitmene izin vermeyecektim. Ya senin elini tutup o stüdyodan senle beraber çıkacaktım ya da senin gitmene izin vermeyecektim. Hayatımda sana karşı yaptığım en büyük hatalardan biridir. Ömür boyu kendimi bu konuda affetmeyeceğim. hep söyler. Aynen böyle anlattı. Hep söyler. Evet. Hep söyler. E, o gün hepimiz çok doyduk. Belki bugünkü aklımız, bugünkü bilincimiz, bugün olduğumuz yerimiz ya da yaşımız ya da tecrübemiz işte ona ne derseniz. Çünkü bahsettiğimiz şey 21 sene önce. 2003 dolayısıyla e, bugünkü aklımız olsaydı belki Birol'un da duruşu çok başka olurdu benim de tavrım çok başka olurdu şöyle gene kendimi paraya satmazdım yani orada daha fazla para kazanmaya devam edeceğim diye dizide oynamaya o kadar lafı yemeyi hayatta kabul etmezdim ben döner giderdim ama biliyorum ki Tamer'in de duruşu Birol'un da duruşu çok başka olurdu onlar zaten o lafların edilmesine izin vermezdi o günkü toyluğumuzla böyle olması gerekiyormuş Öyle diyelim. Gitti. Daha sonra Kurt Kapana dizide rol aldınız. Ardından omuz omuza. Kurt Kapanı omuza... önce. 2000 yılında. Kurt Kapanı yılında. ilk. Ardının omuz omuza, davetsiz misafir, ilk aşkım ve aile resi dizilerinde oynadınız. Evet. 2003 yılında Pınarın Mutfağından adlı yemek kitabınız çıktı. Evet. 2004 ve 2006 yıllar arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundunuz. Evet. Oradan ne kadar çok yıldız çıktı? Evet. Çok güzel bir projeydi. Ee, tekrar ekrana getirmek istediler ama eski parlaklığında olmadı ve çok uzun ömürlü olmadı. İki kere olmadı. denediler. Olmadı. Sonucusu ben değilim. <laughs> İşin şakası bir yana. Ee, çok özel bir projeydi. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda artık ulusal kanallarda o zamanlarda yaptığımız şahşada, görkemde ve güzellikte programlar maalesef artık yok. Olmasını çok isterdim. O dönemi yaşadığım için çok mutluyum. Ben de. 2010 yılında çocuklar duymasının yeni versiyonuna başladınız. Niye geri döndünüz? 18 yıl aynı karakter yani 18 yıl. Evet. Hala Mesela... sokakta Meltem dedikleri zaman dönüp Aa, bakıyorum. Bakıyor musunuz? Bakıyorum. Çok alışık olduğum bir şey. Çok. Oyuncu için de zor Pınar Hanım. Çünkü ondan sonra hani seyirci 18 yıl Meltem Meltem 19. yıl atıyorum hülya olamazsınız. Evet. E, oluyorsunuz, bu arada aslında 2003'te Çocuklar Duyması'ndan ayrılıp arada bir sürü dizide oynadım. Ama o Meltem tek... kaldı. Ama o Meltemlik tabii ki kalıyor. E, Meltem'in aslında bende bıraktığı en acayip şey o zaman tabii Tamer'in de partneri olmak... ...ve Tamer'in kendi yaşının üstünde saçlarını renginden dolayı yaşının üstünde göstermesi... algı olarak benim de yaşımın çok büyük olduğu noktasına getirdi. Kimse benim gerçek yaşıma uzun bir süre inanmadı mesela... İnandıramadım yaşımın kaç olduğuna. Dolayısıyla önemli miydi? Hayır değildi. Evet bir oyuncu olarak e, aynı projenin içinde kalmak bir anlamda yorucu olabilir ama bir yandan da ben ben hayatta her şeyi aslında hep iyi tarafından ve pozitif yaklaşan biriyim. E, bir yandan da 18 sene boyunca bu kadar başarılı olmuş Türkiye'de herkesin koşulsuz, şartsız izlediği. ...bir projenin içinde olmanın çok büyük bir gurur Tabii. ve şans olduğunu da düşünüyorum. Bir de bazı insanlara bazı şeyler öyle yakışıyor. Perran per 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 Kutman'a, Perihan Abla'nın çok Yapıştığı yakıştığı gibi. gibi. Yani Çocuklar Duymasın hepimiz için çok başka bir projeydi. Ve hani en televizyon izlemiyorum diyen insanın bile izlediği bir iş. Çünkü kendinden öyle ya da böyle bir parça bulduğu bir iş. E, bütün ailenin beraber her yaştaki e, bireyiyle oturup izleyebileceği, hiç endişe duymadan izleyebileceği bir iş. Dolayısıyla... ilk yerli sitcom. Evet. Yani aslında dadı var ama... Yok dadı orijinal. Ha, ha, yerli sitcom evet. Kopya değiliz. Çok özeliz ve biliyor musunuz biz başlarken ne yaptığımızı çok anlamamıştık. <laughs> biz ne yap bir şey yapıyoruz ama hadi bakalım plan diye yapmıştık. İlk yapmışız. İlk içinde olmuşum. Bugün ekrana dönse hiç tartışmasız geri giderim ben Gülben Hanım'a e, ilk bir siz yapacağız, siz oynar mısınız dediğimde ha git Allah aşkına dedi bana. Ben yalvardım. Tadı da oynasın diye. İyi ki. <laughs> Çok doğru bir kastı. Gül başka birini düşünemiyorum orada. Ee, önce Hülya Avşar'a gittik. Hülya Hanım reddetti. Ee, Zuhal Olca oynamak istemedi. Aşkın Nur Yenge o zaman olacak o kadar da Levent kırıcı ile birlikte oynuyordu. Ona gittik. Ben memnunum hayatımdan dedi. Sonra ben biz Gülben Hanım'a gittik. Gülben Hanım dedi ki ay Türkiye'de komedi mi olurmuş bu nasıl iş dedi. Sonra ben onu ikna ettim dedim ki bunu çekeceğiz, montajlayacağız, size seyrettireceğim. Beğenmezseniz yayınlamayacağız söz dedim. Öyle ve çok mi? beğendi. Evet. İyi ki yapmışsınız ve hakikaten söylediğiniz isimler çok kıymetli ama iyi ki Gülben oynamış. <laughs> Bence Gülben Hülya Avşar da çok güzel olurdu. Ben Gülben'i daha çok beğendim ki Hülya Hanım'a çok hayranım ona hani ona toz kondurmam. Çok başka yerde tutarım Hülya Hanım'ı. Ama Gülben bence doğru isim olmuş. Eğer isim doğrusa denk geldi. Evet güzel <laughs> olmuş. Çalışkanlığınız, disiplinli, disiplininiz ve iş hayatınızda uzun kilometreler katettiniz. Ama bir gün dediniz ki aşık olursam gözüm karır ve peşinden giderim. Bu kadar da aşk kadını olduğunuzu anlattınız bize. Kader sizi yağmur canla karşılaştırdı ve içinizdeki o aşk kadını bu tanışmayla kendini gösterdi. Aynı settesiniz, birbirinize karşı ilginizin farkındasınız. Bir gün sizin sette odanızın kapısı çalınıyor. Gelen Yağmur Bey merhaba diyor ve sizi birden öpüyor. Siz diyorsunuz ki iyi ki bu öpücüğü bana kondurmuş. 2008'den bu yana da evliliğiniz evet. devam ediyor. O herhalde böyle uzaktan uzağa bakışarak bir flörtleşme. Yok yok aramız çok iyiydi zaten çok eğleniyorduk. Oktay Kaynarca da vardı o sette. Oktay, Yağmur ben çok eğleniyorduk. Zaten hep bir aradaydık. E ister istemez yavaş yavaş hani böyle bir o kıvılcım olur ya o nasıl anlatılır bilmiyorum. Flört etmeyeli çok uzun zaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani o öyle bir şeydi. E, o da tabii ki yani durup dururken hani benden tokat yiyeceğini düşünerek gelmedi o odaya. Mutlaka ki karşılıklı bir... E, ne diyeyim size Herkes bir beni dilinden anlıyor. Vardı yani o da o cesaretle daldı odaya. Hemen evlendiniz mi? E, 2006 e, Nisan gibi işte böyle bir flörtöz hale geçtik. 2007'de evlenme teklif etti. 2008'de evlendik. Ve 20 2009'da su adını verdiğiniz kızımız dünyaya, dünyaya geldi. Geldim. ...herhalde siz acele ettiniz biraz değil mi? Şöyle, aslında biz aynı evde yaşıyorduk ve evlenmemiz için hiçbir sebep yoktu. yoktu. Ve Yağmur bir gün beni karşısına aldı, dedi ki senin yaşın geliyor farkındayım çünkü aramızda yaş farkı var. Ee, senin yaşın geliyor farkındayım ve bence senin artık anne olma zamanın geliyor. Biz bu işi daha fazla uzatmayalım, evlenelim de senin bir çocuğun olsun. Yani benim de olsun ama senin acelen var deyip bana evlenme teklif etti. Gerçekten konu böyle oldu. Ve e, hamile evlenebilirdim. Çünkü bizim amacımız zaten evlenmekte çocuk yapmaktı. Ama evlendiğimde hamile değildim. Ama yağmur bir hesap yapmış. Bizim nikah günümüzle sonun doğumun arası galiba tam 9 ay 10 günmüş. Ama hamile evlenmedim, onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hamile evlenmedim. Ama böyle bir denk gelmesi var. Bugün evliliğiniz 16. yılına girdi. Evet. Bu mutlu evliliğin sırrı sorulduğunda siz diyorsunuz ki geçmeye gönlümüz var. Kocamın lafı o. Bana da yıllar önce bir röportajda söylemişti. Gerçekten dönüp baktığım zaman hayat mottolarımızdan bir tanesi. Çünkü biriyle geçinmeye gerçekten gönlünüz varsa onunla ilişkinizi devam ettirirsiniz. Hepimiz ayrı dünyaların insanıyız. Ayrı ailelerde, ayrı örf adetlerle, ayrı alışkanlıklarla büyüyoruz. Ve sonra bir ortak hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Bu iş hayatı içinde geçerli evlilik hayatı içinde geçerli. Bambaşka evlerden bambaşka düzenlerden geliyoruz ve sonra bir ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz ve ortak bir hayat sürdürüp bir de ortaya bir çocuk dünyaya getirip ona bir hayat veriyoruz. Çok kolay bir şey değil aslına bakarsanız. Hani illaki kavga edecek itişecek bir şeyler olur ama biz mesela çok aşırı kavga eden bir çift de değiliz. Dişiriz tabii ki yani o bir şey der ben bir şey derim ama çok saman alevidir hani o anda ölü der geçer. E çünkü hakikaten Yağmur'un dediği gibi, geçinmeye gönlümüz var. Yani ben kocamla bir ömür sürdürmeye... ...çok okeyim. Ne güzel. Şimdi bugün Bloomberg'de... ...yeni bir program başlıyor, yap evet. yapıyorsunuz. Evet, yeni bir program yapıyorum, Geleceğin Dünyası diye. E, sürdürülebilirliğin ana temamız olduğu, farklı konuları ele aldığımız... Farklı yönleri ele aldığımız ve e, her bir bölümü de hakikaten Türkiye'nin başka bir şehrinde çektiğimiz bir program, tematik bir program. E, ama mesela ilk bölümümüz Urla'da e, bir ormanın içinde kurulmuş zeytinlikle başladı. Ama bu zeytinlik mesela e, yağmur sularının toplanıp güneş, su, güneş enerjisiyle sulanmasıyla. E, ...hayatını sürdürebilen, daha sonra o muhteşem ormandan gelen sebzelerin ve bitkilerin yemek olarak servis edildiği... ...ama e, inşasında da işte atığın minimize edildiği, hakikaten e, çok kalıcı malzemelerle kurulmuş bir restoranın içinde e, çekim yaptık. O yemekler o restoranda servis ediliyor. İşte atıklarını minimize etmek için ne yapmaları gerektiğinin üstünde çok emek harcayıp atıksız mutfak... Savaşı verip o çıkan azıcık atıklarını da dünyaya verdiği zararı nasıl tolere ederiz diye düşünüp karşılığında ağaçlarını diken bir oluşumu anlattık mesela. Benim için çok kıymetliydi çünkü çok şey öğrendim. Aklımıza gelmeyecek, düşünemeyeceğimiz şeyler de oluyor. Ee, i̇kinci bölüm bambaşkaydı. Atalık tohumlardan bahsettik. Çok kıymetli bir hanımefendiyle tanıştım. Ee, tohumlara bitkilere ömrünü adamış biri. ...çok başkaydı. E, üçüncü bölümde yine atıklarla e, sanat yapan... ...hayatımda gördüğüm belki de en muhteşem tabloları yapan... E, ...sanatçıyla tanıştım. Dolayısıyla bana çok şey öğretiyor. Ve çok zevkli ve çok eğlenceli bir program. Güzel. Aynı zamanda iki tane tiyatro oyunu da oynuyorsunuz. Evet. Birisi çocuk oyunu. <laughs> Biri çocuk oyunu, bir çocuk müzikali. E, zorlu PSM'de Kusursuz Dünya müzikali. İlk tiyatro sahnesine adım atma sebebi? Çok eski bir arkadaşım yönetmenim. Zamanında evim evim güzel evim diye bir program sunardım ben hatırlarsınız. Ki o programda partnerdik. Seneler sonra e, bir bilinen ismi kadroya eklemesi fikri ortaya çıkınca düşünüp düşünüp ben de karar kılmış. Dedim ki sen delirdin herhalde yani hem tiyatro sahnesine çıkacağım hem rol yapacağım hem şarkı söyleyeceğim hem dans edeceğim. Hadi dans tamam, onu yapabilirim. Sahneye çıkabilirim ama tiyatro, hani sahnede rol yapma kısmı başka bir şey. Bir de üstüne şarkı söylemek. Hani ömrümde şarkı söylemedim. Banyoda çok söylerim de. <laughs> Bilinen bir yerde, bir tek zamanında bir şarkısın sen de söylemiştin. Bir kere o da. Ee, oradan yakalamış beni. Sen söylüyorsun, ben biliyorum deyip. E, bayağı da bir peşimde koşup, beni ikna edip. Olmazsa vazgeçeceğim söz diye sizin yolunuzu izleyip. E, beni tiyatro sahnesine çıkardı, İyi ki çıkarmış. Sonra ondan güç alan Emre, orada oynuyorsun, burada da oynarsın deyip, sevgili Emre Kınay... ...benimle göz göze oynama cesaretini gösterdi. E, şimdi oyunumuz çok güzel gidiyor. Çok da kıymetli bir ödül aldık. Afife Jale ödüllerinde, Haldun Doğurma'nın özel ödülünü aldık. O yüzden çok tabii ki mutlu ve heyecanlıyım. Daha uzun yıllar böyle mutlu bir hayat dilerim. İnşallah, inşallah. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yine çok güzel bir sohbetti. Sizde sohbet <laughs> çok güzel oluyor. ...sizi o kadar seviyorum ki. Evet, çok teşekkür ederim. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Benim bugüne kadar tanıdığım en kıymetli yayıncılardan bir tanesisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz ne zaman çağırırsanız ben koşulsuz karşınız gelirim. Ederim. Çok naziksin. teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ. olun...